Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi de gider eder ama iyiye gitmiyor. Gidecek inşallah. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Yozgat Boğazyanı'nda yaşıyorum. Kayseri'yi nasıl buldunuz? İyi, Kayseri bildiğimiz bir şehir. İşte İç Anadolu'nun 3 tane büyük gelişmiş şehri var. Ankara, Konya, Kayseri. Başka da gelişmiş bir şehir yok İç Anadolu bölgesinde. Çünkü ben Türkiye'yi adım adım gezdim. Artı yurt dışında da 50 tane falan ülke gezdim. Onun için benim izlenimlerim bu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim şu, ben kendim gurbetçiyim. Benim gibi milyonlarca gurbetçi bu hükümete biz oy veriyoruz yıllardır. Lakin bize bir 185 gün yasası çıkartıldı. Bu yasayı kaldırdılar. Tekrar yeniden bu yasayı uyguladılar. Nedir bu? İşte biz aracımızla ülkeye girdiğimizde 2 yıl duruyoruz. 2 yıldan sonra 185 gün yurt dışına çıkmamız gerekiyor. Bunu sözde bir aya düşüreceklerini söylediler. Şimdi yerel seçimler geliyor. Eğer ki yerel seçimlerde bu 185 gün bir aya düşmezse kesinlikle AK Parti'ye hiçbir vatandaşımız oy vermeyeceğini söylüyor. Söylüyor. Ben de içinde olmak şartıyla, neden derseniz biz 2400 kilometre geliyoruz. Türkiye topraklarına girince bizi orta kapıdan tekrar döndürüp Bulgaristan'a sokuyorlar. Bu çok acı bir olay. Her araçta bugün 3-4-5 kişi var, biliyor musunuz? Bir de orada 10 saat, 15-20 saat bekliyorlar. Lütfen bunu gündeme defalarca getirin. Buna acil bir çözüm bulunsun. Biz Bekir Bozdağ Beyefendi ile bir dönem bu çözümü bulduk. 185 günü kaldırdık. Ama bu tekrar uygulanmış. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.